Şimdi efendim en son bu Chaos Lord'la oynadığımız serüvenimizde donmuş çıkarma ve Barcelo'nun kampıyla beraber bir yandan da kışlık odun yığını kabilesine, kış dişi kabilesine diz çöktürmüş ve onları vasallamayı başarmıştık. Şu an hatta fraksiyon özetinden mi bakıyorduk? Nereden bakıyorduk? Evet. Fraksiyon özetinden baktığımız zaman vasalladığımız kabileler gözükmekte. Bu vasalladıklarımız ilerleyen tarihlerde insanlığa karşı verdiğimiz savaşta bize destek olacaklar. Ve Norska kabilelerini gidip indireceğiz. Ancak Norska'yı indirirken yeni birimlerimden faydalanmak istiyorum. Özellikle şehri 4. kademeye basmam sayesinde yaklaşık bir 5 nüfus biriktirdiğimde cehennem topu üretebileceğim. Cehennem toplarıyla beraber yargı dağıtacağız diye umut ediyorum. Ve İsmail, selam Samet abi, iyi yayınlar. Yayın hala IRL'de demiş. Tamam. Tamam, düzeltelim. Düzeltelim bir saniye. O benim aklımdan çıkıyor. Çok teşekkür ederim İsmail'cim. Sağ olasın. Benim arada sırada aklımdan çıkıyor dostum. Arada sırada aklımdan çıkıyor. Kaosların amacı şu. İmparatorluk, Bretonya ve Cüceler Krallığı'nı tamamıyla yerle bir etmek. Toplamda da 30 tane yerleşim yerini talan etmek ya da yerle bir etmek. 40 tane yerleşim yerini. Biz 3 tanesini yerle bir etmişiz bile. O yerle bir ettiklerimizde aha da şuradaki cücelerin toprakları. Şimdi burada bina basılırken ben bir yandan boş durmak istemiyorum. Şu gördüğünüz birimler kaos yağmacıları, en dandik birimler. Bunları atıp bunların yerine büyük silahlı kaos yağmacılarından, adam akıllı baltalılardan üretmek istiyorum. Çok bir şey oynamıyor sanki ama sadece bu büyük baltalı kaos baltacıları daha iyi gibi. Ya da yok, artık daha fazla kaos savaş tazısı almayacağım ya. Daha fazla savaş tazısı alırsam elimde patlayacak çünkü mevzu bizim zaten süvari birimleri olarak nitelendirdiğimiz birimler yeterince iyi. Ve gelecek tur içerisinde kaos savaş tazılarının menzili, hızı ve donanımları artacak abi. Çok güzel. Gayet iyi. Gayet iyi. Sonra da nereye gideriz? Yağmacı birimleri için liderlik maliyeti diyor da bizim orada da doğru düzgün yağmacı üniteleri var mı? Bir tane yağmacı ünite var yani, kaos yağmacıları. Doğru düzgün başka yağmacı ünite yok ki. O yüzden yağmacı üniteleri falan geliştirmeye gitmem. Yağmacı acemi birimleri için artı 2, bunu almaya da gerek yok. Yerleşimleri yerle bir etme gelirini upgrade'ler. Ondan sonra da habis topluluğa gideriz. Habis topluluklardan da savaş sonrası yağma gelirini, kaos savaşçıları birimlerini falan upgrade'leriz. Şu an bilmiyorum. Ama yağmacılar falan çok gereksiz yani. Gerçekten yağmacılarla herhangi bir işim olmayacak benim bu seride. O kadar süvari ne yapıyorsun, fazla değil mi? O kadar etkili ki kanka. O kadar etkili ki. Arka planlardaki mancınık ünitelerinden tut, menzilli ünitelere kadar bütün her şeyi çok rahat halledebiliyorsun. Özellikle bu kaos savaş tazıları çok fena yargı dağıtıyor. Kaos'un yakışıklı sarışın çocuğunu niye seçmedin? Gözümüz gönlümüz açılırdı. Ben Lord'un kendisini seçtim ya. Lord'un kendisi bana daha şey geldi. Bu arada bu çocuklar bize savaş ilan etmiş miydi? Bize savaş ilan edenler bunlar değil. Sanırım bize savaş ilan edenler şu daha ileri kısma yerleşmiş olanlar mıydı? Yoksa bir alt kademe miydi? Tam hatırlamıyorum ki, bunlarla savaşta mıyım? Hayır bak, bu elemanlarla savaşta değilim. Bize savaş ilan edenler şunlardı sanırım. Vraglar. Ve evet, Vraglar hala onlar gözüküyor. Norska kabileleri. Ha, onlar haritanın aşağısında kalıyor şu an. Peki, peki, peki. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Haritanın aşağısında kalmaları önemli değil. Bunları vasallar, öyle onlara gideriz. Ya da bu elemanlarla çarşı pazarı karıştırmadan şöyle dolanıp Sarl Kampı ve Kahrak Kulesi'ni alıp bir tur daha atıp gelsek mi? Bilemedim.
İkinci bir ordu basabiliriz aslında. Aha da Norska kabileleri geliyor şu an. Norska kabileleri karşımızda. Marş vaziyetindeler. Galiba marş vaziyetinde oldukları için birazcık yavaş yürüyecek elemanlar. Yani yorgun olacaklar. Onlar savaşta yorgunken kafalarına gidip bam diye vurabilirim abi. Kafalarına gidip bam diye vurabilirim. Lakin kaçarsa ki büyük ihtimalle kaçabilir. Kaçmasa da sanki bunun ordusu da kuvvetli gibi ha. Kurt derilileri falan var bu herifin. Galiba ne bu anti büyük piyade temizleyici. Oha. Atlıları, mızraklıları, yağmacıları, vay anasını vay. Bu benim vasal değil mi lan? Vasalın üzerinde niye kılıç işareti var? Vasalıma niye dalayım ben? Kardeş ya. Oo, kaçmadı beyefendi. Kaçmadı beyefendi. Neleri var bunların? Kurt derililer. Bu kurt derilileri bak merak ettim şimdi. Kaçıncı seviye bu? Dokuzuncu seviye. Vuh. 9 seviye savaşçı yine ara kastın lan. Oğlum ben bizim kurtları 3. seviyeye zor çıkardım. O kadar adam öldürte öldürte. Sen 9. seviye savaşçıları nasıl kastın birader? Nasıl yaptın? Ne yaptın? Elle yapacağım bu arada savaşları. Elle yapmak daha çok hoşuma gidiyor. Kusura bakmayın birazcık yükleme ekranı izleteceğim size ama. Ne yapayım? Daha çok hoşuma gidiyor. Elle savaşmak çok eğlenceli. Özellikle bir de var ya cehennem toplarını falan üretelim. Bunların böyle defterini kazıyacağız. Defterini. Dostum yani Age of Mythology ile alakalı bilgi verdiğin için teşekkür ederim de spam yapmak her halükarda yasak. Yani spam yapmazsan çok şükür şükela olur yani. Hakikaten elle çok zevkli oluyor ama ya. Ya ben evde elle oynarken daha çok keyif alıyorum öyle söyleyeyim. Bir şey olmaz yükleme ekranından. Ya Mr. Nemesis keşke benim elimde olan bir şey olsa da hızlandırsam bu bütün hepsiyle alakalı bir sıkıntı. Ya bu Total War Warhammer'da NASA'nın uzay bilgisayarıyla oynasam bile abartıyorum bu arada şu an. Bariz bir şekilde. Yani çok kuvvetli bilgisayarlarla oynasam bile aynı sonucu elde ediyorsun yani. Bu ekranı hep bekletiyor. Elle mi? Aynen elle. Bireysel. Yine ne oldu? Yok bayağıdır. Yine ben modluğu bırakıyorum. Çükerler dedi. Siz de mi uğraşacağım AK dedi. Gitti yani. Kendi kafasına sıkıp gitti. Adam kendi kafasına sıkıp gitti usta. Oo çok güzel. Düşman birimlerini de görüyorum. Çok şekil şükala. Şu düşman birimlerine de bir bakalım. Kumar oynamayacağım. 21 gayet güzel bir rakam. 21 gayet güzel. Ve Şaman Efes 1 lira göndermiş. Babuş düşmanı kendi ellerinle ezip geçmek aşırı zevk veriyor. Boş ver yükleme ekranını izleriz biz babuşum demiş. Teşekkür ederim canım desteğin için sağ olasın. İyi seyirler diliyorum. Bak Norska kabilesinin yakışıklı bir o kadar da sakal çizimleri birbirine girmiş arkadaşı, elemanı. Norska kabilesinin lideri. Kendisini birazcık karizmatik buluyorum açıkçası. Evet, Norska kabilesinin kurt adamları. Evet. 12 tane falan kurt adamı var. Kumar seçeneğine basınca ne oluyor? Büyü yapma ihtimalin artıyor. Şimdi bir büyü barı var. 30 birime kadar büyü yapabiliyorsun, tamam mı? 30 birimlik büyü canın var, manan var gibi düşün. Her büyü bu mana değerinden azaltıyor. Bu mana ne kadar yüksek başlarsan senin için o kadar iyi. Bunlar bu arada galiba gıcık mızrak fırlatma üniteleri. Çok gıcık oluyorum mızrak fırlatmacılara. Bunların hepsi mi mızrak fırlatıyor? Kanser olacağız. Bir tane de arabacı var. Bu arabacılardan biz henüz basamıyoruz ama çok daha iyisini basacağız abi. Çok daha iyisini basacağız. Arabacıları falan salla. Bizim basacağımız üniteler bunları yok edecek üniteler olacak. Şeylerden basacağız. Cehennem toplarından. Bak burada cehennem topum olsa misal. Şuraya cehennem toplarını hizalarım. Tamam mı? 6 tane cehennem topum var diyelim. Buraya hizalarım. Buraya gelene kadar bir hasar yerler var ya akıllara zarar. Hemen şu atlı birlikler olarak tanımlayabileceğim birlikleri 3 numaraya alıyorum. Bizim ana ekibi 2 numaraya alıyorum. Geriye kalan bütün piyadeleri de şöyle 1 numaraya alıyorum abi. Bir numarada takılsınlar. Siz de bir numarasınız.
Şöyle bir iyice iyiden iyiye yayılın şuraya. İki numaralı grup da şöyle ortada dursun. Bu Şaman Efendi'nin büyüleri falan var mı bilmiyorum. Bak. Evet, Şaman Efendi'nin bir büyüsü var galiba. 120 ve üstü insan birimlerine karşı güçlü, savaşanlara hasar verir. Hızını düşürüyor. Anladım. Anladım. Orduların hızını düşürüyor. Süper. O zaman 3 numaraya da şöyle bir dağ konumlandıralım. Bir mevzu olursa çıksın gitsin bassın ortalığı. Şimdi bütün birimleri bir ufak ufak ilerleteceğim. Oo, bunlar da bize dalmaya hevesli. İlerletmeme gerek kalmayabilir galiba, bilmiyorum. 1 numaralı birimler bir ilerlesin. Lordlar da arkada ilerlesin. 3 numara bir şöyle gitsin. Bu 3'teki kurtların 3'ü zehirli. 4 tanesi de normal savaş kurdu. Bunlara böyle kurt adamları falan yedirteceğim. Becerebilirsem şunları yedirteceğim ama bunlar normal asker. Bak. Fırlatma üniteleri şunlar. Bunların aşağıda şeyi var, mühimmat barı var. Bu mızraklıların mühimmat barı yok. Ağaçtan rahatız. The Bird 09. Selam, iyi yayınlar. Geceye kadar burada mısın? Ben buradayım demiş. Teşekkür ederim. Buradayım. Buralardayım. Ve nickini okuyamadığım için kusuruma bakma. Bak, bunlar da bizim yeni bastığımız üniteler galiba, şu büyük baltalılar. Bunlar da sağlam birimler. Bunlar da hakiki birimler. Çaktırma. Normalde bu devler daha hızlı koşuyordu. Bugün koşmayacakları tuttu elden. Baga mı girdiniz lan? Adamlar ağır yürüyor bayağı. Bu arada liderin aurasına bakmak çok önemli. Bak şimdi benim liderin aurası komple burayı kapsıyor. Burada 3 tane liderlik veren eleman var. Grupta ne kadar fazla liderlik veren eleman olursa bu bebeler o kadar çok celalleniyor abi. O kadar çok şey yapıyorlar. Vlad diyorum. Hidayet. Tabii. Biz Chaos Lord'una Hidayet ismini verdik. Hidayet Bey, şu çift baltalı arkadaşlara bir alev topu gönderebilir miyiz? Zebur rekakası onu este. Çok güzel attın. Çok güzel attın. Seni tebrik ediyorum yani. Canı gönülden kutluyorum. Bu arada elemanlar bizim kurtlara saldıracak galiba. Ciddi misin? Bir tanecik kurt biriminle bizim kurta şeylere mi saldıracaksın? Bir tanecik biriminle. Kardeş, sana bir şey söyleyeyim mi? Senin kurtların anası öldü birazdan. Bu savaş tazılarını sen hafife alıyorsun şu an. Abi, parçalar mısınız şunu? Bak, sinirimi bozdu, hala geliyor. Sinirimi bozdu, hala geliyor. Cesarete bak ya. Lan oğlum, zırhlı değilsiniz, bir şey değilsiniz. Hayırdır lan? İlerlemeye devam. İlerlemeye devam. Bak bak bak, giriyor bizimkilere. Giriyorlar bizimkilere. İki numara, siz de ilerlemeye devam. Lord. Bak, kurt birimleri pes etmek üzere. At şuraya bir fireball. Hadi bu sefer düzgün salla be oğlum. Salladı mı fire'ı? Tamam, sal kurtları, gir. Gir mızraklılara. Ne oldu? İt adam birimleri kaçıyor. Siz hayırdır lan? Abi, bir şey soracağım. Senin alev topları niye hep böyle hidayete gidiyor? Harbiden hidayet abi. Niye bu kadar kötü atıyorsun alev toplarını? Bir tane düzgün salla la. Kendi adamımı vurdum galiba. Abi, iki numara şu liderde olsun gözünüz. Hadi koşun bakalım. Ha, sen şamansın. Bizim 3 ne yaptı? 3 numara. Abi onları geç. Onları geç, menzilli ünitelere dal. Onları geç, menzilli ünitelere dal. Beyler, siz ne yapıyorsunuz la? Allah aşkına. Yürüyün abi şuraya. Kurtları bilerek menzilli ünitelere yolluyorum. Arkadaşlar, şuna şuna. Şaman Efendi, sen bunlara bir kara büyü yapsana. Sen bir kara büyü yap. Bizim Lord nerede? Anladım. Şuraya bir kara büyü. Şuraya bir alev topu Lord. Şuraya bir alev topu.
Lord'u top gibi sektiriyorlar şu an. Lord'u biraz top gibi sektirdiler ama olur o kadar. Lan yürü yürü. Onun bayağı bildiğin Osprey'deler. Fap 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 oturuyorlar ya. Yürü. Koş şunlara, koş şunlara. Arkadaşlar liderleri kaçıyor heriflerin. Ne yapacağız biliyor musunuz? Alev topu. Evet, alev topu pek işe yaramadı. Şunlara bir dal. Tam bak onlar geri çekilmiş. Yürü şunlara. Bastır. Bunlar muhtemelen 9 seviye olanlar. O 9 seviye oldukları için böyle sıkıntı çıkartıyorlar. Kurt birimleri. Hacı koşun. Koş lideri parçalamaya koş. Koş 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 koş. Size %10 hız bonusunu da aldık. Tamam güzel, geri kalanı farm. Geri kalanı farm abi, yürü. Al 4x hızına. Parçala şunları, liderleri kaçsa da olur. Parçala parçala parçala. Geri kalanları farm abi. Bak savaş kurtlarının işe yaradığını gördünüz abi. Savaş kurtları 1 numara direkt. Şeye dalsana şuna. Koşarak git hem de. Koşarak git. O Lord kaçmasın. Map'in sonu nereye bilmiyorum ama. O Lord kaçmasın. Lord'u yakalarlarsa çok tatlı olacak. Sonra arkaya döner şunları yerler. Lord'u yakalayın abisi. Lord'u yakalayın. Bak çok tatlı olacak Lord'u yakalarsanız. Lord kaçtı. Şunu yakalayın o zaman. Farmdan da olduk iyi mi? Harbiden farmdan da olduk. Ben bu çocuklara ne güzel kill kastırıyordum böyle. Tatlı tatlı kill kasıyorlardı. Anda tatlı tatlı kastılar killerini. Erencim aleyküm selam. Aleyküm selam canım, hoş geldin. Bu oyun bitmez ya, ben çok seviyorum bu oyunu oynamayı. Bak bütün kurt birimlerinde 40'ar 30'ar kill var hepsinde. Aralarında 50 kill'e çıkanlar da olmuş. Dördüncü kademeye çıkarttığım da olmuş. Lord kaçmayaydı iyiydi ya. Lord kaçmayaydı iyiydi. Bizim adam büyüleri çok sallapate atıyor işte. Büyüleri sallapate atmasa... Bizim Lord büyüleri sallapate atıyor. Atıyor da tutuyor mu tutmuyor mu belli değil vallahi ya. Satrancı saldın bayağı mı? Dostum ben zaten satranç oynamıyorum ki uzun zamandır. Aha öfke sancağı, süper. Bu öfke sancağı ne yapıyor? Pasif yetenek, hücum bonusu, liderlik, yakın dövüş saldırısı. Oo ne diyorsun? O zaman bizim 4. seviye kurt birimine verilir bu. Var olan esirleri kurban et. Artık gelecek tura işini bitirmiş oluruz herhalde. Bir daha dalınmıyor lan Şükret. Şükret bir daha dalınmıyor lan. Aa bak bizim elemanlar heriflerin kampı falan kuşatmaya gitmişler ha. Şimdi bizim Lord seviye aldı. Muharebe sonrasında ele geçirilen esirler %12 süper. Güruh binası inşa maliyeti %8 süper. Öfke sancağı süper abi. Öfke sancağı süper. Büyü kalkanıyla ogre kılıcı almışız. Gayet iyi. Zaten büyüleri fullledik. Başarısız büyü olasılığı -25. Alev fırtınası. Öf ne diyorsun? Tamam. Alev fırtınasını falan sal. Önce bir kaosun avrasını alsın, tamam mı? Kaosun avrasıyla beraber defansı birazcık artsın. Şu yanındaki çocuk ne alacak biliyor musun? Yanındaki çocuk da Küheylan'la binecek. İsmail görüşürüz dostum. Hangi kaoslar? Bunlar da mı bizim köpeklerdi? Ha söyle kardeş. Saldırmazlık anlaşması falan yok. Az sonra gelip ben sana dalacağım. Şu binanın inşa edildiğinden emin ol. Kaos savaş sunağı. Kardeş kaos savaş sunağı değil. Fena fırın inşa edeceğim ben.
Sonunda ise ogreler için şey inşa edeceğim. 4200 can, 5000 can. Aslında var ya, direkt bir tane dev kampı inşa etsek 10 numara olur da. Kardeş, sen bizim köpeklerden misin ya? Kış dişi, tamam, bu bizim köpeklerden. Osman, ne yapıyorsun yiğidim? Ne haber demiş. Osman'cığım, desteğin için teşekkür ederim canım. Gayet iyiyim. Gayet iyiyim. Kaos senaryosuna devam ediyorum. Tatlı tatlı. Umarım sen de iyisindir. Şu bebelerin toprakları bir ele geçirelim o zaman ya. Hayırdır, bunda güvenilir yazıyor da diğerlerinde niye güvenilir yazmıyor? Vasalım değilim onlar. Oğlum, bunlar benim. Eşek gibi gelecekler. Ver bakayım bana şurayı. Ver bakayım bana şurayı. Boyun eğin lan. Boyun eğin lan köpekler. Dişli kılıç. O zaman dişli kılıcı ben hemen şu çocuğa vereyim. Sen nasılsın? Kankacığım, iyisindir umarım. Osman'ım, sormadıysam kusuruma bakma. Büyüler adamın olduğu yere işaretlediğin yöne bağlı olarak yükseklik oranıyla artıyor. Bir yeri seçersen kesin oraya gitmiyor. Anladım. İnsanları, Bretonya krallığını ve cüceleri yok etmem gerekiyor. Şaman efendi, senin olayın ne? O hızı artıyor. Düşmanın yakın dövüş savunmasını falan solduruyor. Yahut ne yapıyor? Güruh binalarının geliri %5 artar falan filan. Yani büyücü taşıyalım yanımızda ya. İki tane büyücümüz olsun. Bu çocuğu da vasalladık şimdi. Değil mi? Dört tane vasalım oldu abi. Süper. Buraları zaten şeyler ele geçirmiş. Bu vraglar mıdır nedir? Gidip onlara tıslayacağım zaten birazdan. Şöyle ilerleyelim. Bir bir bastırırız buraları takır tukur. İyiyim babuşum, eyvallah. Ben iftar yayınından sonra Warhammer 2'yi aldım. Abi var ya, boşuna zaman harcıyorsun. O kadar mı güzel Warhammer 2? O kadar mı güzel ya? Oynayacağım ama, oynayacağım, aklımda. Hoş geldin kış dişi. Güzel. Vasallar iş yapsın bakalım. Sen de götünü yara yara kaç. Ben nasıl olsa o götü yaracağım bir şekilde yani. Sen kaç şimdilik. Güruh büyümem kaç? Bir tane nüfus fazlam var. Yağmacı at efendileri. İstemiyorum abi, bu atlı birimler çok tırt. Ya bana bunların sağladığı tek bonus savaş tazıları ya. Başka hiçbir şey değil. Ben direkt 4 nüfus biriktirip fırını basacağım, sonra cehennem toplarına gideceğim. Sonra ayı gibi nüfus biriktirip devlere alacağım. Bitti. Tüm oyun bu. Kardeş, in şöyle aşağı. Yaratık sunağını ele geçireceğiz. Yaratık sunağını ele geçirdikten sonra gidip bunun diğer yerlerini patlatacağız. Sonra oradan Norse kalarak kayacağız. Ama bu herif burada nasıl varlık göstermiş öyle ya? Oyunu alsam ya da ikisini alsam beraber oynar mıyız? Oynamayız abi, ben tek seviyorum şeyi, Total War Warhammer'ı. Yani single daha zevkli. Lan bu kelle götürücüler kim? Kış dişine dalıyor kelle götürücüler ya. Lan hanım, kendi götünüzü kollayın lan. Paso savaştayız anasını satayım. O kelle götürücüler goblin değil mi? Ne arıyor la goblinler burada? Sen hangi insanlıktansın birader? Ha, isyancı bunlar. Abi film gibi namussuz. Bayağı aralıksız oynuyorum 3 saattir demiş. İştahımı kabartma kankam ya. Ve Puan Xmint. Abi sence Twitch'te yayın yaparken nasıl kitle toplayabilirim? Kanka, kendin olman lazım. Yani kendin olman lazım derken Hacı, sabah saatlerinde yayın aç. Ya bak, ben imkanım olsa dedim, şimdi okul falan filan var. Hani bir de işte Ramazan ayındayız. İftar ve sahur yayınları olmasa ben de sabah yayın açacağım. Sabah yayın aç. Farklı oyunlar oynamayı dene. Bir de elinden geldiğince işte arkadaşların falan varsa yayından komik kesitleri Twitch editse klip olarak göndersinler misal. Orada gören insanlar gelir. Birkaç kişiyle konuş, hostlaşın birbirinizle. Ortaklaşa işler yapın. Ya çok ve boş konuşuyor gibi gelebilirim sana ama tek yol bu.
Maalesef başka yolu yok. Uyanmış kabile. Ulan bir tanesini alıp direkt uyandırıyor mu bunları? Oğlum ben 5-6 tane vasal yaptım lan. Bütün bebelere boyun eğdirdim. Bir tane ordu var, bütün bebelere boyun eğdirdim abi. Vay maşallah. Herkese boyun eğdirdik valla. Leveller alınmış. Güzel. Ata bin hocam. At at. At önemli. Ata bin. Birader sen de bir hücum bonusu al. Kardeş selam. At varsa sana da at vereceğim. Kaos atı. Mentikora falan biniyorsun ona. Vay anasını. Ne yapıyormuş bu? Oo. Zırh ve liderlik. Güzel, güzel. Soldurma büyüsü atarak karşı tarafın askerlerini savaşmadan kaçırabiliriz. Bu arada kış dişi kabilesi ilerliyor. Gidip kış dişi kabilesi Sarl kampını ele geçirmiş. Gayet güzel. Benim işçi kümü azaltıyorlar. Şu kılıçlar koyunun da alınması lazım. Sonrasında işte bu Nolfari Ovası, Kıyamet Kalesi falan filan. Buralarda Norskaların üzerine ilerlenecek. Sanırım şu çift balta işareti burada uyanabilecek bir ırk olduğuna işaret ediyor. Bugün ilk yayınımı yaptım. Maksimum 9 izlenme aldım ve Ponix değil Phoenix param oldukça bağış atacağım. Teşekkür ederim. Ben okunuşlara pek dikkat edemiyorum da. Sağ olasın. Desteğin için çok çok sağ ol. Ya şöyle de yapabilirsin misal izin alıp işte oyun grupları falan var misal. Facebook'ta işte PUBG oyun grupları, Fortnite oyun grupları, artık hangi oyunu oynuyorsan ya da CS:GO'nun Steam grupları rahatsız etmeyecek şekilde. Çünkü spam yaparsan hani ahlak bekçisi ya da etiklik uzmanı olduğum için demiyorum. Yani spam yaparsan insanlar bir süreden sonra şey yapar. Gözlerine batar böyle, sevmezler. Gelecekleri varsa da gelmezler. Arada sırada paylaştığında sana çok yararı dokunabilir. En azından ben öyle düşünüyorum. YouTube'da yayın yapamam. Twitch'te partnerliğim olduğundan dolayı YouTube'da yayın yaptığım takdirde Twitch partnerliğimi keser. Ki partnerlik almak kolay bir şey değil. Kelle götürücü fonksiyonu imha edildi. Güzel. Bir şey diyeceğim bu arada. Benim gerçekten çok param var ama asker basmak için şeyim yok. İkinci bir ordu mu oluştursam acaba? İkinci bir lord mu kursam? Misal bu ikinci lord da... Bu ikinci lord buradaki çoluk çocuğa diz çöktürsün. Bunlar nasıl olsa çok güçlü kabileler değil. İkinci ordu çoluk çocuğa diz çöktürsün. Ben birinci orduyla gidip ya başka bir ordu daha kurup yargı dağıtayım diyeceğim. Birinci ordu için benim ihtiyacım olan şeyler var. Onlar yok ki daha şimdi. Vallahi bilemedim ya. Lord yetiştiremiyorum. Neden? İki birim nüfus istiyor. Haydi. Şu prensi çağırabiliyorum ha. Dört Norska kabilesini uyandırdıktan sonra açılacak. Uyandırdık, uyandırdık. Dağ tanrısı, ejderha ogreleri falan yetiştiriyor. Bu efsanevi Lord ejderha ogresi inşa ettikten sonra açılacak. Vay anasını. O zaman birazcık nüfus toplayıp prensi uyandıralım. Orduyu da prense verelim. Bu ordu gayet iyi. Sonra oturup kendimize baştan bir ordu daha basalım. O orduyla da gidip insanlara vuralım. Artık iki orduyla falan şey yapalım. Twitch partnerlerine 3 kişiye ömür boyu abonelik hediye hakkı verecek biliyor musun? Aa, bana öyle bir haber gelmedi. Ama haber verdiğin için teşekkür ederim. Aleykümselam. Hoş geldin. Hoş geldin Dextra AFP. Nasılsın? İyisindir umarım. Warg kampı falan da var ya. Buraların daha çok işi var abi. Buralarda çok fazla şey uyandırmamız gerekecek. Kabile uyandırmamız. Bence bir ordu daha şart ya. Maşallah ne boyun eğdirdik ya. Bir ordu daha şart abi. Ben bir ordu daha basacağım. Prens iyidir. Tabii canım.
İkinci nüfusum oldu mu benim? Nüfus 1. Gelecek tur bir nüfusum daha olacak. Peki. Gelecek tur bir nüfusum olduğunda hallederim. Şimdilik şöyle bir ilerleyelim. Ya buraya kadar gelmişken buraları tokatlarım muhtemelen de. Kılıçlar koyu. Kime bağlısınız siz? Bana bağlı mısınız? Bu sembol bize bağlı mı ya? Evet, bize bağlı bunlar. Güzel, bak bunlar direkt düşmanları gidip bir bir işgal ediyorlar ha. Güzel güzel. Vasal yapmak işimize yarayacak Norska hakimiyeti için. Şu ikisini kırar Vrak kampına falan giderim. Ya bizim amacımız zaten şimdi şuradaki elemanları hakimiyet altına almak. Buradaki herkesi vasalladıktan sonra, vasallayabildiğimiz herkesi vasalladıktan sonra vurmaya başlayacağız abi. Vurmaya başlayacağız. İnsanlıktan tutun cücelere, orklara, vampirlere, Allah ne verdiyse kimseyi affetmeden vuracağız. Abi günde en az 3 video atıyorsun. Neden senin abonen çok az? İlgi çekmiyorum demek ki kanka. Ondan olabilir belki yani, ne bileyim, şu an misal insanların ilgisini çeken Fortnite'dır. Başka bir oyundur. CSGO'dur. Misal bak herkes harıl harıl şey oynuyor. Detroit Become Human oynuyor. Ben oynamıyorum. Ben misal oturup Warhammer yayını yapıyorum. Ondan dolayı olabilir. Videolarım sevilmiyordur. Normal karşılıyorum açıkçası. Ben mutluyum. Yani inşallah gün gelir daha fazla insana da hitap ederim ama olmuyorsa da karalar bağlamamak lazım. Öyle değil mi? İki nüfusum oldu. Prensi çağıracağım ama prensi çağırmadan önce şuradaki elemanların bir canını okuyacağım. Sonra bu orduyu komple prense teslim edeceğim. Wow wow wow. Ha, 9. seviye kurt. 9. seviye yağmacı. Tabii tabii. Tabii olmazsa olmaz yani, hani 9. seviye kurt ve yağmacı. Ya çünkü bu adam ne ara oturup bunu 9. seviyeye kastı, hiçbir fikrim yok gerçekten. Şu yandaki elemanı mı beklesem acaba ya? Ogre'yi beklesem de Ogre bizle beraber dalsa, o bebenin orduyla mı alsak ortalığı? Ya da ben mi dalsam, güvenemedim ki şu an. Ben dalıyorum ya. Go. Go, korkanın çocuğu olmaz. Go. Ne ırkıyla oynuyorsun, bir de özellikleri ne? Dostum, kaos ırkıyla oynuyorum. Bütün insanlığı yok etmek üzerine tanrılar tarafından görevlendirildiğini düşünen bir ordu generali gibi bir şey yani. Ogre ile beraber dal. Ogre ile dalmak iyi olabilirdi ama ben bireysel dalmayı tercih ettim. Niye bilmiyorum. Askerler fazladan izleyici alsın falan diye. Bence önemli olan izleyici kalitesi, sayısı değil. Haksız mıyım babuş? Tabii ki, kesinlikle canım. Ya kesinlikle. Yani yeri geliyor şey yapıyorsun. Ufacık bir şeye alınabiliyorsun, sinirlenebiliyorsun. Ya bir de düşün bak. Ben misal hani biliyorum ki bir elemana darıldım diyelim chatte yazdığından dolayı. Adam iyi niyetiyle yazıyor. Yani zarar vermek için yazmıyor. Bir de bilakis zarar vermeye gelen insanlar olacak. Kitle büyüdüğünde ve sevilmediğinde çok sıkıntılı bir durum. Oyunun amacı ne? Total War'ın amacı genel strateji. Ya iyi ordu kurup ordunu düzgün yönetmeye çalışıyorsun. 22 gayet güzel. Kumar oynamaya gerek yok. Maksimum sınır 30 zaten. Ağaçların arasında gizlenmeye de gerek yok. Direkt aynı taktik. Bütün piyadeler 1 numara. Sen de bir numarasın. Bir numarayı böyle bir dizelim. Şunlar iki numara. İki numara hemen arkalarına liderlik versinler. Elemanlar korkup kaçmasın. Bunlar iki numara. Siz de üç numarasınız. Üç numarada kurtlar da fırsat buldukları yerde gidip sol kanattan gondikleyecekler. Bu. Çok leş bir taktik yapıp girdim ama. Muhtemelen şeyden dolayı göremiyoruz. Elemanlar yokuşun aşağısında kalıyor. Birazcık şöyle gitsek görürüz herhalde. Kurtları da şuradan salalım. Adamların kurt adamları falan var. Onlar da bir ayrı problem tabii.
Artık başka vasal alma, kendin işgal et toprağı. Biz yerleşemiyoruz, konar göçeriz biz. Biz konar göçeriz. Bizde yerleşme diye bir olay yok kanka. O bizim eleman at aldıydı değil mi? Aynen, artık atımız var bizim. Hizalanın bakayım bir şurada. 2 numarada şöyle hizalansın. 3 burada bekle. Kardeş, bir saniye. Susuz beyin, babuş bu sabahki rap şarkıları nasıldı? Bu arada adım Yusuf, niskimi söylemesem de olur. Bu arada hayırlı Ramazanlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim Yusuf, sen bana çok güzel bir şey hatırlattın. Bugün Ramazan'ın 15. günü değil, 16. günü, ben günü güncellemeyi unuttum. 16. sahur yayını bu. Yıkar göçer hatta. Aynen. Aynen. Yıkar göçer demek daha doğru. Yıkar göçer demek daha doğru. Çok teşekkür ederim Yusufçum. Memnun oldum. Şöyle bir alev topu yolla şunlara. Umarım. Biz mi çok, ben mi çok hatalı atıyorum büyüleri ya? O da çarpacak. O da çarpacak. Bana gelirse söverim. O da çarpacak. Bak, elemanların bir tane büyücüsü var ha. Az değil o. Biraz daha gel. Lan 2 numara, boş boş bırakmayın çocuğu. Alo. Kanka şuradan çaksan gider la. Yapma ya. Artık ama ananı, yani ananı fireball'unu. Evet. Kurtlar geliyor. Kurtlar geliyor. Kurtlar geliyor. Kurtlar geliyorsa biz şuradan bunları yemeye başlayalım. Go hocam. Go. Siz de buradan go. Bir numara gir. Hatta komple orada gir bir numara. Koş. Birader artık bir tanesini alev topu tuttur lan. Sen de şu orduya yap bir karabüyünü. Ulan kurtlar bizim ogreleri ne yedi be öyle? Kardeş sen de şunlara gir. Şu bebelerin kılıçlarını mılıçlarını bir yak. Işıklı mışıklı kılıçları olsun. 3 numara ne yaptı? 3 numara burada daldı çocuklara. Güzel. Güzel, 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 güzel. Yararız, yararız, yararız. Bu bizde. Lord'un saldırı altında. Bir şeycik olmaz Lord'uma. Kaç kişi daldıklarına bağlı olarak durum değişiklik gösterebilir tabii ki. Lan elemanların kurt adamları ne biçim iş yapıyormuş? Savaş tazılarını arkalamaya yolladı. Beyler Lord'u koruyabilir miyiz acaba rica etsem? Lord'u korur musunuz? Bizim bunlar ne yaptı? Dayı oradan bir çekilin, oradan bir çekilin şunlara. Koş bakalım. Koş bakalım şu mızrak atanları, balta atanları falan yememiz lazım bizim tez zamanda. Bizim burası ne alemde? Bizim burası çöküğü gibi. Şunların bir ayağını kaldırsana. Şunların bir ayağını kaydır. Korkaklar savaştan kaçıyor mu? Ulan lordunuz burada, lordunuz aç köpekler. Lordun dibinde savaşıyorsunuz. Neden korkuyor olabilirsiniz acaba ya? Lord sizden önce dibe giriyor. I am Kingslayer deyip adam sizden önce dalıyor hocam. Kurtlar yürüyün. Yürüyün abi, yürüyün, yürüyün, yürüyün şu mızrak atanları. Adamlar bu arada var ya, cephanenin yarısını boşaltmış ha. Harbi diyorum, cephanenin yarısını boşaltmışlar. Hocam bizim büyücü çocuğu sıkıştırdılar. Kurtlar yeniden mi ayaklanıp geldi? Biz kurtları kesmedik mi lan az önce? Biz kurtları kesmedik mi oğlum az önce? Zafer avucumuzun içinde. Umarım, koş kardeş. Tam dağılmaya başladılar. Lordları nerede bunun? Lordları buralarda mı? Lordları burada mı oğlum? Düşman lordunu göremiyorum. Aa bak, düşman lordu kaçıyor. Kardeş sen atlı değil misin? Yürü kovala şu düşman lordunu. Tamam.
Tamam. Farm zamanı. Savaş tazıları ezin. Savaş tazıları ezin. Ez 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 ez. Yürü. Yürüyün savaş tazıları. Yürüyün savaş tazıları. Çok güzel. Çok güzel. Farm zamanı boş. Farm zamanı. Çok güzel. Düşman ordu öldürüldü. Kardeş sen de farmla. Sen de bizim diğer ünitesin. Farm boys yürü. Yürü abi mis. Mis 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 mis. Oradan buraya gel. Oradan nereye indin? Aşağı mı indin? Tamam. Aşağıdaki çocuğu yakala. Yusuf 1 lira daha göndermiş. Büyücülere söyle çıplaklık büyüsü yapsın. Hazır kışta götleri donar ölürler. Bunların soğuğa karşı bağışıklıkları... Bunların soğuğa karşı bağışıklıkları vardır ya. Helal lan. Sen de kes lord. At verdik o kadar altına. Bizim birimlerden biri ölmüş. Ama Pirus Zaferi diyeceğini zannetmiyorum. Kes kardeş kes. Kaçtılar mı? Ha, iyi farmladık. Kıl payı zafer mi? Kıl payı zafer mi? Anlıyorum. Anlıyorum. Ya nereden baksan kıl payı zafer. Yani bizim kurtlar kişi başı 50-60 kil almış ama yani sadece Lord tek başına 64 kişiyi kesmiş ama nereden baksan kıl payı zafer hocam. Haklısın evet. Yani kesinlikle kıl payı kazandık yani hani. Kıl payı kazanmasak ne olurdu bilmiyorum misal şu an. Kesin kıl payı kazandık. Totallar saçmalar bazen aldırma. Harbiden şey yapamadım ya. Harbiden ama çok şey değil mi? Saçma. Nasıl kıl payı zafer olabilir ki bu? Lan 76 kill almış bir tane benim piyade birimim. Ne bileyim. Karşıya bakıyorum. Karşının toplam kili 169. Biz almışız 660, 690 kill. 696 kill. Abi bu düşük FPS ve ekran kartı çok kanser ya. Bir Atilla oynayayım dedim. Kale savaşı. 15 FPS kağıt dönüştürüyorum sanki. Oluyordur arada ya, doğrudur. Kaos ve kaybetmek arasındaki uyumsuzluğu görüyorsunuz değil mi? Yani. Anlamadım. Bu kıl payı zafer nasıl oluyor cidden anlamadım. Ama pek sorgulamayacağım. Uyan, uyan yeni kabile, uyan. Uyan. Adım attığım her yerde vasal çıkarıyorum. Uyanın, hizmet edin köleler. Uyanın ve hizmet edin. Yeni büyü puanı. Kardeş, kaos kılıçları. Yukarıdaki epikleri açalım da alt taraf kolay. Şimdi bir şey diyeceğim bak. Benim orada büyümem de var. Bana şu sarışın çocuğu versene, şu lordu. 4 Norska kabilesi uyandırıldıktan sonra açılacak. Ben 3 tane uyandırdım, değil mi? Ondan vermiyor bizim çocuğu. İyi abi, verme. Verme, biz 3 tane mi uyandırdık? 3 uyandırdık, 3 de vasal aldık galiba ondan dolayı. Neyse, birine savaş ilan ettiğimizde düşünsene 6 kişiyle beraber savaş ilan ediyoruz. Çok karizmatik değil mi lan? Bu vasallar isyan etmiyor mu hiç? Kanka isyan etmeleri mantıklı değil ki. Neye isyan edecek yani? Kime isyan edecek? Neye isyan edecek? Al bak, adamı az önce vasalladım. Vasal gitti, bir yerleşim yeri daha aldı. Herifler kendilerini tutuyor aga. Herifler kendilerini tutuyor. Yürü bakalım. Buradan önce şunu vuracağım. Sonra aşağı dönüp Wrak kampını alacağım. Wrak kampını aldıktan sonra zaten bizim işler açılır. Oo, bu bizim Küheylan. Hücum bonusu kalın dereli, vurması zor. Kalın dereliyi alalım. Seni tam savaşçı yapacağım. Vay, bu da bizim büyücü. Kanka %6 hız bonusu al, yetişemiyorsun bazen bize. Bilgisayarın donanımını Twitch açıklamalarına yazar mısın? Ünlem sistem dostum. Savralet. Ünlem sistem yazarsan bilgisayarın donanımsal bilgilerini görebilirsin. Tabii içine mi doğacak bu kuralları, benim yazmam lazım komutları da. İşte insan bazen ayarlamaya üşeniyor. Beyler aşağıdaki çocuğu bana salıyorsunuz ha. Dur şuradan marş vaziyetini alayım da.
Gidip ele geçirirlerse sıkıntı çünkü. Zor ele geçirirlermiş ama. Norskalı savaş tazıları. Ele geçirirlerse de sıkıntı olur. Dikili taş. Şu yeni teknolojiyi açalım. Birader bir şey diyeceğim. Bu Vrakların orada değil. Norskalar da değil. Bak şurada bir tane dikili taş mı, kilit taş mı ne var? Nerede göreceksem ben onu? Norska diyarında. Herkesi vasala bağladım. Herkesi vasala bağlıyorum. Norska ile savaştayım. Van Heimgiller galiba bunlar. Bro vasal olur musun? Olmam diyor. Tamam sal o zaman beni be. Vraglar falan var burada. Vrag. Barış yapmayacağım seni. Papıtlayacağım ya. Seni de vasallayacağım. Anlaşıldı. Savaş dışı bir seçenek yok abi. Eşek gibi savaşıp vasallayacağız bu bebeleri yani. Oyun 180 TL. Evet, multiplayer özelliği de var. Arkadaşlarınla beraber oynayabiliyorsun arzu edersen. Norska'yı bir toparlayalım. İnsanlara öyle vuracağız. Ben şu an Norska'da bildiğim farmlıyorum. Güzel. Şimdi savaş sonrası yağmalama gelirini %20 arttıralım mı? Ayı gibi para gelmeye devam etsin. Sonra şunları arttırırız. Ağır ağır hiç sıkıntı yok. Ya da yağmacı birimleri için yetiştirme maliyeti falan filan. Bilmiyorum ki ben yağmacı ünite basmadığım için ihtiyacım olmayacak. Kaos şövalyeleri için. En güzeli şu an farmlayabileceğim şeyleri almak ya. Kardeş selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Bak bizim bebelerle beraber biz sana dalacağız. Kaos savaşçıları Vanheim. Bir savaş açıyorum, dünyayla savaşa giriyor herifler ya. Çok eğlenceli lan. Çok eğlenceli lan. Bireysel dağıtma... Ya yarı yarıya olsa elle yapardım da. Ellemeyeyim adamlar yapsın ya. Ellemeyeyim adamlar yapsın. Para var acaba ne yapsam? Köleleri sattırsam mı, kestirsem mi? Satın gitsin köleleri ya. Kardeş bu Wrak kampı niye boşta? Ben bu çocukları nasıl uyandıracağım misal? Ben bu çocukları nasıl uyandıracağım? Gitmiş manyağın biri kampı yıkmış. Uğraştıracağınız illa değil mi? Kardeş vasal olmak dışında şansın yok. Yani hani benim paraya ihtiyacım yok. Vasal olmak dışında şansın yok senin burada bırak. Kurtuluş şansın vasallık kardeş. Birader vasal ol hiç. Vasal or hiç. Anladım hiç'i seçtiniz. Bu arada İmparatorluk Konfederasyon toplamaya başladı. Bura nereye kaçıyorsun? Çok o kadar oha. Eve gitti. Abi çocuk eve gitti. Neyse o zaman burada bir durabiliriz ya. Başka bir lord çıkartalım. Ya şu efsanevi lordu çıkarmak istiyorum ben ya. Efsanevi lord çıkana kadar kalsın abi lüzum yok. Yürü bakalım bizim vasallar iş yapsa bari. Biraz angarya tur geçiyoruz ama. Abone az olsa bile en sevdiğim YouTuber ve yayıncı adamsın. Teşekkür ederim canım. Kanalını 1000 aboneyken bile takip ediyordum. Teşekkür ederim eyvallah. Çok mantıklı soru geliyor chatten ya. EU4'da neden 3 günde bir oynuyorsun? Canım öyle istiyor. Oyun keyif içi değil midir? Hani keyif almak için oyun oynamaz mısın? Ben şu an Warhammer oynamaktan keyif alıyorum. Warhammer oynuyorum. Ayrıca EU4 dediğin oyun gayet de güzel bir oyun aslında ya. Şimdi kötü oyun deyip şey yapmayacağım. Boklamaya çalışmayacağım. Gerek yok çünkü. Kim ne derse desin aşk için. Önce zor. Sonra boş gelir. Birilerini daha uyandırma. Oo, insanlık bizim buralara doğru kabarmış. Hayırdır birader? İnsanların üzerine gidemedik. Zapt etmemiz gerekiyordu galiba.
Lan bak 6 tane vasalsınız. Çıkın gidin birbirinizi tutun. Yok edeceğim sizi bak. 6 tane vasallar ya. Alt üstü şu Norskan'ın hakimiyetini sağlayacağım. İnsanlara döneceğim. Hakimiyet sağlayamadım ki. Uğraşıp durduk. Hangi telefonu kullanıyorsun? LG G3 Beat. Ve var ya o kadar güzel akıt ettirdin ki benim telefonumun şarjı az. Telefonu bir şarja takmam lazım. Oo bizimkiler güzel Norska'yı kuşatıyor. İnsan limanları da karşıda. Abi Ayıyogi kabilesi kaşınıyor anlaşılan ya. Bizim gidip Ayıyogi kabilesine bir vurmamız lazım. Ayı kabilesi kaşınıyor. Adamlarla barış yapmadan vasal alamazsın. Kafalarına vurup vasal alacağım. Kafalarına vurup vasal alacağım. Diplomasiyle vasallığa gelmiyor bunlar. Gidip kafalarına vuracağım. Normal yapabiliriz ya. Zorlayıcı bir şey değil. Kıl payı zafer. Eminim kıl payıdır. Hah, uyanmış kabile. Uyan. Artık bak bunun da uyanışıyla efsanevi lord mevcut. Evet. Nihayet prens geliyor abi. Nihayet prens geliyor bunun da uyanışıyla. Kardeş şurada bir dur. Savaş ilan etme. Yok lan ne savaşı? Şurada bir dur. Kamp vaziyetine geç. Şu prensi bir uyandır ya. Ha? Prens efendi buraları dövecek. Biz şey yapacağız. Orkeos. Daha hiçbir şey yapamıyorsun kanka. Birimler onarılsın da hepsini sana vereyim. Birkaç tur bekle ben kendime yeni ordu basacağım. Şu adama da bir puan kasalım. Artık mili gidebilir ya. Birazcık da mili gitsin. Kardeş sen zaten ayı gibi mili gidiyordun. Birader sen de büyü gitmeye devam et. Şu yağmacı elf atlılarını basmayacağım ya. Gerçekten bana hiçbir yararı yok. Yağmacı elf atlılarını basmayacağım. Direkt cehennem toplarına rastlayacağım ama güruh çok yavaş büyüyor. O yüzden gidip işte insan kabilesini pataklayacağız. Niye burada eksi var lan? Niye siz eksi yiyorsunuz? Savaşçılar birbiriyle çarpışmaya mı başladı? Niye? İki güçlü güruhun arasında savaşçılar birbiriyle çarpışmaya başladı. Ha, prensin ordusu mu daha taş taşlı bununki mi diye. Tamam sıkıntı yok ya. Ne yapalım? Bütün orduyu prenses alıp gideceğim ben çünkü birazdan. Ay Norska'da tehlikeli ya. Beyler dikkatli olun. Ihta durun da. Ihta durun halledelim abi. Su içiyorum arkadaşlar. İçiyorum. İçiyorum. Su içiyorum bol bol. Vraglar açlıktan ölecek muhtemelen. Onların tüm toprakları kuşatıldı. Ya şimdi prensin ordu da efsanevi, bizim ordu da efsanevi. Yani biz de efsaneviyiz. O yüzden bebeler kime hizmet edelim diye düşünüyorlar anladığım kadarıyla. Kardeş şu orduyu al, 3 tane çocuğu bana bırak. Biz buralardan bir gitmemiz lazım aslan. Bak yine eksi yiyor şunlar ya. Abi biz buralardan bir gidelim. Kardeş senin ordu da bir rahata ersin artık ya. Ha şükür. Birim basılmıyor mu sana? Tamam gelecek tur senin sayını arttırırız ya. Taha Master, Senem Babuşum, yine ben bir sorum olacaktı. Bu aralar Darkest Dungeon oynuyordun. Seriye ne oldu? Sıkıldık bıraktık kankam ya. Sıkılınca bırakmak zorunda kaldık. İnsan diyarı köpürüyor bak. Oralara da gitmemiz lazım tez zamanda. Kanka ya vasal olacaksın ya öleceksin. İki seçenekten biri dediğim gibi. Vasal olmayı teklif ediyor. Gel. Teşekkür ederim. Beni büyük bir dertten kurtardın. Teşekkürler, teşekkürler. Şuna bak. Şuna bak. 8 tane vasalım var lan. 8 tane vasalım var. 8, 8. Vuhuu. Bir tek şey kaldı.
Bir tek çık kafalı Norskalılar kaldı abi. Geri kalan herkes benim vasalım. Ben kırmızı yeşil renk görüyorum şu an. Harbiden hangisinin benim olup olmadığını bilemiyorum. Kardeş. Norskalara gideceksin. Ne bas biliyor musun sen? Kaos savaş tazıları iyi. Piyadeleri de iyi. Sen iki tane daha savaş tazısı bas. Tamam mı? Bunlarla oyna. Biraderim, sen de burada asker bas ya. Şu çocuk gelip geçecek zaten direkt. Sen de burada asker basmaya başla şimdi. Neler basacağız sana, neler basacağız? Baltalılardan basacaksın. Bir 8 tane baltalıdan basacaksın, tamam mı? 8 tane de savaş tazısı basacaksın. Oh, savaş tazıları da var ya. Birinci seviye çıkıyor. Kaç tane oldu? 3, 3, 6, 8. Tamam. Tamam. 19 kişiyle dolanacağız ama olsun. Umarım bakabilirim bu arada, yani şu gelir yeter. Gerçi yetmese de sıkıntı yok ya. Emin Efe, selamun aleyküm babuş. Misafirlikten geldim. House Flipper ya da Raft oynayacak mısın demiş. Olabilir. Olmayabilir. Şu an şeydeyim. Keyif alıyorum. Total War Warhammer'dan. Buna devam edeceğim şu anlık. Teşekkür ederim Emin Efe. Umarım para yeter bu arada ya. Norskalılara da... Oo, Norskalılar bir yerleri kırdı bizden. Aldılar bir yerleri. Seferde hareket menzili %40. Hareket menzili versene kanka. Bruder. Yürüyüş mesafesini al. Bizim vasallardan biri yok olmadı inşallah. Buradan raşla. Sakin, sakin arkadaşlar, sakin. Sadece diğer ordunun yanından geçtik. Sakin olun. Buraya yeni ordu toplanıyor zaten. Buraya yeni ordu toplanıyor. Sakin olun. Vasallarımdan biri ölmedi değil mi bak? Cingar çıkarırım. Cingar çıkarırım. Vasallarım ölemez. Cingar çıkar. Şu sıkıcı oyunu hiç beğenmiyorum ya. Bu oyun sıkıcı değil. Bu oyun sıkıcı değil bir kere. Lan şu vraklar öldü mü, ölmedi mi? Ölmediler. Bir noktaları daha var onların. Bir bağlantı yerleri daha var. Gidip o zaman oraya vuralım o bağlantı noktalarına. Neredeydi bunlar? Şu Krak Kulesi'ndeler galiba ya. Önce Norskaları vuralım, sonra Krak Kulesi'ni vururuz. Şimdilik sen şöyle gel. Buradan Norskalara ineceğiz. Burada Norskalar bittikten sonra Krak Kulesi'ne vurulacak. Ve bu arada bizim gelir yetmeyecek büyük ihtimalle ya. Bastığımız fazla orduya bizim gelir yetmeyecek büyük ihtimalle. De varsın yetmesin ya. 52 bin altınım var kesemde. Bir savaş yapıyorum, dünya kadar altın geliyor, hiçbir şey olmaz. Bak troll foytu tehlikede. Şu Norskalılara bir an önce önlem almam lazım. Selam, nasılsın? İyiyim sağ ol, sen ne yapıyorsun? Senin örüm. Buraya kadar gidebiliyor mu ya? Güzel. Şuraya gelsin, gelecek turda şehre dalarız, mister gibi. Rome o. Ulan şu binayı bas diye böyle bütün içim gıcıklanıyor ama basmayacağım ya. Direkt cehennem topuna gideceğim abi. Cehennem topuna gitmek istiyorum çünkü. Cehennem topu epik silah. Aldığım an rahatlayacağım ama. Vallahi alamadık bir türlü ya. Abi gidip vasallarımdan birini indirecek değil mi şimdi? Lan oğlum vasal. Git şehrimi savun lan. Çentik Boynuz kabilesi müttefiklerine savaş açtı. Lan 8 tane vasalım var arkadaş. Hayırdır, hangi birine davucam? Kardeş kesersin lan ha. Götüne baka baka geri döner. Çentik boyunuz kim?
Aa, bizim eleman da aldı. Bizim ordu da yakınlarda, yardıma gideceğim mi diyor. Git git. Git tabii git. Yağmadan pay alırız canım. Bütün parayı şey mi alacak? Bütün parayı vasallar mı alacak? Evet, gelir yetersizliği başladı ama sıkıntı yok. Yerleş kardeşim, yerleş. Yerleş, senin canın sağ olsun. Yürü bakalım şuralara. Norskalılara bir diz çöktürelim. Şu troll fiyotunu savunabilir inşallah bizimki. Karşının ordusu daha tecrübeli gibi ya. Umarım savunur abi. Umarım savunur. Çünkü bunu da vasala bağlarsak artık bu taraftaki bütün işlemimiz tamamlanmış oluyor. Bizim şu eleman ne yaptı? Son iki tur. Tamam, iki tur daha oturacak çünkü birim basılıyor. Basalım. Prens özellik kazandı. Ego manyak. Oo. Oo, tam bir yakın dövüş savaş ustası o zaman bizimki. İyi bakalım. İyi bakalım. Yakın dövüş savaş ustası. İşimize yarar. Vasal orduları yakın olursa birbiriyle savaşır. Cehennem topu basmayı unutma. Kaos sözleşmesi, yüksek yerlerde daha güçlüsün. Abi, insanlık bizim kıyılara çıkıyor. Şu an öyle bir sıkıntım var. Ulan arkadaş, insanlık bizim kıyılara çıkıyor ya. İnsanlar ya, insanlar, insanlar. Abi, sizin bu diyardan ölümüne kaçmanız lazım. Kafayı mı yediniz? Bir araba askerle buraya geliyor herif ha. Şakası yok. Bir araba askerle buraya geliyor abi çocuk. 3, 4, 5, 6, 7. Ulan 8 olsun, bizim olsun işte. O 8.'yi de basmayı bekleyeceğim. Şu Norska'ya bir boyun eğdirelim de. Kardeş merhaba. Boyun eğ köle. Boyun eğ. Bunlar niye boyun eğmedi lan? Boyun eğme seçeneği gelmedi. Bir toprağınız daha mı var oğlum sizin? Troll fiyotunu da aldılar çünkü. Ne oldu? Bizim vasallardan birini harcadılar mı? Yok, harcamadılar. O troll fiyotuna gidilecek şimdi. İşin yoksa uğraş dur. Basıldı mı senin ordun? Daha basılmamış. Ulan insanlar bize geliyor ya. Çok ilginç değil mi? İnsan ırkının normalde bizle savaşmaya gelememesi gerekiyor. Oo, bu çocuk buradan vura vura gelecek herhalde. O zaman şöyle yapıyorum. Prensi kıyıları korumaya yollayacağım. Öteki çocuğu da son Norska kabilesine diz çöktürmeye yollayacağım. Prestijiniz artıyor lordum. Güzel. Güzel güzel, prestijimiz artsın. Kardeş, hareket mevzisine geç. Yürü şuralara. Lan bir yandan buraların vasalların şeyini sağlamakla uğraşıyoruz. Bir yandan insanlık karaya çıktı, insanlarla uğraşıyoruz. Abi, insanların karaya çıkması ne demek ya? Hayır, insanlar nasıl cesaret edebiliyor abi bizim karamıza çıkmaya? Şu an ben ona gıcık oluyorum. Hep şunun yüzünden var ya, şey yapamadık, insanların üzerine gidemedik. Sıkıntı yok ya, onların fişi kesilecek burada. Onların fişi kesilecek abi burada, sıkıntı yok. Hayda, batırdılar bizim bebeleri, deniz eynemleri batırdılar. Ayılar kaçıyor. Ulan bu ayı bayraklı Kislev. Gideceğiz abi, gideceğiz, gideceğiz. Onların da üstüne gideceğiz. Onların da üstüne gideceğiz. Onlar şu an sabır sınırımızı zorluyor. Onlar şu an sabır sınırımızı zorluyor abi. Merhaba. Kardeş, kesmeye gidemiyoruz mu herifi ya? Oho, vasalın ordusunun yanındayken de kavga çıkıyor. Ha, çamur var burada. Çamurdan dolayı canları gidiyor. Anladım.
Çamurdan dolayı canları gidiyor bunların. Tamam, yürü şuraya. Vrag'ın üstüne vurduktan sonra buradan artık şu Kislev'in üzerine yürüme vakti geldi abi. Lan millet kaos oynadığında elimiz ayağımız titriyor. Biz kaosla oynuyoruz. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Vuruyorlar elseyi, alıyorlar ekmeğimizi. Ben deyim Tom çok iyi geçti. Tabii ki de Tom Win. Bana göre iğrenç bir oyun tabii. Evet, bizim vasalların isyancısı. Onlarla da bizi uğraşacağız. O oturduğu yerden adam toplamaya başlamış hemen beyefendi. Lan sen değil, tüm ordu. Vur. Abi bu herif nasıl bu kadar güçlenebilir ya? 9. seviye karakterler, 9. seviye savaş tazısı falan. Öfke sancağı. Ver abi. Ver. Al autosave'i. Mecbur bunu elle girip yıkacağız. Mecbur bunu elle girip yıkacağız. Hadi hayırlısı bakalım. Haydi hayırlısı bakalım. Kamp vaziyetinde olduğundan bu kadar çok vuruyor herhalde ya. Nasıl becerecektim acaba onu? Vasalları toplamakla uğraşıyordum Rıdvan abi. Bak bu son vasal. Bunu da toplayayım. Toplamda 9 tane vasalım olacak. Bütün uyanmış kabileler bizimle beraber olacak. Kabilelerin gücüyle beraber gideceğiz. İnsanlığa vuracağız. Yani cehennem toplarının falan basılması için zaten bu sürenin geçmesi gerekiyordu. Ben insanlığın üzerine cehennem topları basmadan gitmem ki. Kosak Suç oynayan var mı? Biz iftar yayınında oynadık, gayet güzeldi. Senin ordunun çok güçlü olması gerekmiyor muydu? Normalde öyle ama ben ana orduyu öteki prense verdim. Bizim elimizdeki ordu yeni yetme ordu. Bakalım tecrübesiz bebelerle ne yapabileceğiz, ben de merak ediyorum açıkçası. Oh, arazide rezalet. Arazide rezalet, süper abi. Süper oldu şu an. Tamam birader, siz bir numarasınız. Tamam mı? Bir numara. Şöyle gelin bakalım. Lordlar, hacı siz iki numarasınız. Oturun şuraya, liderlik verin. Biraderler siz de üç numarasınız. Bunlarla da böyle bir köşeden sıkıştıracağım bunları. Muhtemelen sol köşeden sıkıştıracağım. Ormanın içine gizleyeyim de görmesin. 13 düşük, bir kumar oyna, yüksek bir kumar oranı gelsin. Of. Evet. Düşük büyü puanıyla başlama keyfi. Şu an muhtemelen yokuş avantajından dolayı göremiyorum herifleri. Bok gibi bir mekanda savaşa tutuşmuşuz. Hayırlı olsun. Ormanın içinden ilerle. 4x hızda. Bizim lordların bu kadar hızlı gitmemesi lazım aslında. Çok sıkıntı. Kosak Suç'ta en kolay devlet hangisi? Poland. Polonya'yı al. Leh kanatlı süvarilerini bas. Leh kanatlı süvarilerini bastığın anda oyun sende. Bütün olay leh kanatlı süvarilerini basmakta. İnan bana. Leh kanatlı süvarilerini bastıktan sonra oyun sende. Peki asıl soru şu. Bu herifler nerede? Mekan cidden acayip kötü bu arada. Kardeş sen yetişebilecek misin ya, büyücü? Aldık biz seni gruba ya. Saklandınız mı lan? Oğlum arkamızdan, yanımızdan bir yerden çıkmasınlar da. Yemediniz, içmediniz, saklandınız mı lan? Abi normalde bu heriflerin orduları bu kadar uzakta olmaz. Şu an bildiğin haritada adam arıyorum var ya. Bildiğin haritada adam arıyorum abi. Gizlendiniz mi lan bir yere? Nereye kaçtı abi bunlar ya? Şuradalar galiba. Aynen.
Aynen. Şş. Buralar. Buraya. Buraya. Kurtlar sizde şöyle. Şurada burunlarının ucunu gördüm var ya. Burunlarının ucunu gördüm heriflerin. Adamların burunlarının ucunu gördüm abi. Ihtan girin şu ormana. Kurtlar siz de girin şuradan. Ha bu arada ormanlık arazide büyülerin hiçbir anlamı yok. Neredesiniz lan? Saklı birimler ortaya çıktı. Dur 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 ne oluyor dur. Birader. Kurtlar akın akın gelin şuraya. Bizim baltalılar gelin, lordlar gelin abi. Harbiden ormanda canlı pusmuşlar ama bizim kurtlarımız her yerde abi. Birimlerimiz de geliyor. 3 tane lider var lan burada. 3 tane lidere karşı ne yapabilecekler? Lord tek başına şurada bir yargı dağıt. Bas kılıcın artıyı, bas buff'ı. Bas buff'ı. Şunların liderliğini de düşür. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bak bu auradaki herkesin liderliğini düşürdü bizim oğlan. Yangın çıkardı biri lan. Oğlum alev fırtınası büyüsü yapabilen biri mi var? Bizden biri kendini açtı galiba. Korkaklar savaştan kaçıyor mu? Ama bu kaos ırkı savaştan kaçıyor mu cidden ya? Biz de kaçıyorlardı gerçi. Ulan birimlerin hiçbirini göremiyoruz ki. Salla pati birkaç adamla savaşıyoruz ya. Birliklerin saklı düşman birimleri ortaya çıktı. Haydi. Haydi. Bas kendine artıyı. Bas kendine artıyı. Abi bütün birimleri yakıyor mu bu? Kardeş Lord'un etrafına bir gelsenize ya. Abi Lord'un etrafına gelin ya şu an var ya. Lord'un etrafında durmayanların canı çıkıyor. Hiçbir bokumu da göremiyorum bak şu an. Net söyleyeyim. Hiçbir bok göremiyorum abi. At şunlara bir alev topunu. Atabildik galiba. Korkaklar savaştan kaçıyor. Abi bizimkiler de savaştan kaçıyor. Nasıl yapacağız biz bunu? Ulan Lord dibinizde. Lord Lord. Kardeş Lord'a ayıp olur la. Bari dalıyormuş gibi yapın la. Ulan bizim var ya elemanı da çok pis hırpalıyorlar ha. Şuna bas bir zırhı. Bir tane büyü yok anasını satayım. Bir tane büyü yok. Geldi mi lan adamlar? Hiçbir bok anlamıyorum şu anda. Abi bizim kurtlar basıp basıp gidiyor, basıp basıp gidiyor. Burada cehennem topu bassaydık da işe yaramazdı misal. Ya şu ormanlıkta hiçbir şansımız yok. Kardeş ya hep ya hiç var ya bir şey söyleyeyim mi? Ya hep ya hiç şu anda ya. Şu basıp giden bizim kurtlar değil mi? Ya hep ya hiç abi. Adamın liderine nerede kim varsa fokuslansın.
Düşman lanetle Lord'un yaralı mı? Nasıl Lord yaralandı lan? Anlıyorum abi. Anlıyorum. Bir saniye. Kaybedeyim save'e geri döneceğim. Kaybedeyim save'e geri döneceğim. Çok çok şey ya. Cesurca yenilgi. Aha, ananın cesurca yenilgisini de yazarlar inşallah bir kenara. Herif nereden gitti? 9 seviye ordu bastı da geldi. Yani Lord tek başına 93 kill almış. Mekan hiç anlamadım mekandan bir şey ya. Güzel elime verdiler ama. Güzel elime verdiler. Vallahi güzel elime verdi elemanlar ya. Mekan çok fena abi. Mekan çok fena. Adamlar kaçıp kaçıp duruyor. Mekan çok fena. Askerler tecrübeli değildi. Bak asker tecrübesi bu oyunda çok önemli. Bizim tecrübeli birimler diğer Lord'da. Harbiden kaosu şey yaptık ya. Lord'a bakmadık abi. Doğru diyorsun. Lord'a bakmadık. Lord'un başına tecrübesiz ordu bıraktık. Lord'un başına tecrübesiz ordu bıraktığımız için bunlar oldu. Ya benim de şu telefonu unutmadan şarja takmam lazım ya. Bir saniye yükleme ekranı geçene kadar geliyorum. Daha zaten save'i loadlayacağım. Oto dene. Ben yenildiysem oto hayli hayli yenilmiş olabilir bilmiyorum ama deneyeceğim. Normalde bu arada ben otodan iyi savaşıyorum yani. Bu savaş bir hayli can sıkıcıydı. 10 dakika adamları aradık zaten. 10 dakika adamları aradıktan sonra herifler ormanın içinde çıktı. Şuna bak anasını satayım. 83 kill, 78 kill. Ne bastın kardeş? Yok edici ölüm ordusu mu bastın ya? Vallahi ölüm ordusu falan bastı herhalde. Ben de anlamadım ki. Köpek gibi ordu bastı. Karşındaki Zord, Kuzey'in en güçlü lordlarından biri Wulfric. Yenilmen çok anormal değil. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Vallahi can sıkıcıydı yani. Oto yapacağım aynen. Yükleme ekranı zaten yarım yıl sürüyor. Ordu çok tecrübesizdi abi. Şuna bak ya. Kurtlara bak. Her savaş 40 kill alan kurtlar. O kurt birimlerinin var ya ormanda hiç canı kalmadı ya. Kurt birimlerinin ormanda hiç canı kalmadı abi. Hayır işin kötü yanı ebedi seçilmiş lordum öldü lan. Oyunun bitmesi lazım bu arada burada. Ebedi seçilmiş lordum öldü. Ulan oyunun gelmiş geçmiş en güçlü lordu öldü arkadaş. Hiç olmayacak bir şey ya. Ben telefonu şarja takıp geliyorum bu arada. Ops. Oto'yu çok merak ediyorum bak şimdi. Oto yenecek mi yoksa yenilecek mi? İnşallah yener. Yok abi Oto'da da yeniliyor. Oto'da da yeniliyor bizim çocuk. Ama Lord olmuyor en azından ve hani düşmana hasar vuruyoruz. Öyle düşünelim mi? Lord ölmemiş ama büyücü ölmüş. E yine bir boka yaramadı. Tam biz buna destek kuvvet gelmeden dalmıyoruz ya. Destek kuvvet gelmeden dalmayacağız abi. Başka seçenek yok. Bu karşıda gördüğünüzde imparatorluğun efsanevi lordlarından biri.
Wallpaper'da gördüğünüz. Zombiden anladığım kadarıyla muhtemelen vampirlere karşı savaşıyorlar. Vasallar nerede? Hakikaten ya. 9-10 tane vasalım var. Ben siktir olup gidiyorum buradan. Şş, vasal. Mevzu çıkarsa arkamdan yanıma gel. Abi 9 seviye ordu toplaması çok saçma ya. Yani hayal dünyasında mı yaşıyoruz arkadaş? Hayal dünyasında mı oynuyorsun? Oyunun çok güzel bir kafası var ya. Oyunun çok güzel bir kafa yapısı var abi. Ben Kaos Lord'unun kendisiyim. Bende çöpten boktan birimler var. Karşıdaki lavuk altı üstü Norse'ların krallarından biri. Ve karşıdaki lavuğun ordusu benim orduyu dövebiliyor ya. Şu Kislev'e de bir gidip vurmak lazım. Anasını satayım her şey sarpa sardı. Sözde bu seride sıkıntı çekmeyecektik. Vurdu kırdı yapacaktık. Bizim canımızı yakıyorlar. Bize vuruyorlar hocam. Olmaz ki böyle. Abi daha bu burada asker basarsa bizim işimiz var ya. Böyle sudan falan mı gideyim? Hiçbir şey olmamış gibi gidip şehri alıp boyun mu eğdireyim? Ne yapayım? Anlamadım ki. Şu Lord'da seviye var. Lord'a bir seviye basacağım. Ölümcül kılıç. Kardeş benim götüme bir takılsana. Emir verebiliyor muyum? Eş güdümlü savaş hedefi. Yürü şuna vur. Dur bak. Şuna ben az daha yanaşmaya çalışayım. Tamam mı? Masum yettiğince. Vasal. Gelecek tur gidip şuna dalıyorsun benimle beraber. Anlaştık mı? Gelecek tur gidip dalıyorsun abi. O herifin aradan çıkması lazım. Son olarak buna boyun eğdirecek bizim buradaki prens. Sarışın Prens Bey. Buradaki elemana boyun eğdirdikten sonra artık insanlara fokuslanacağız. Kardeş şuralarda bir ordu yok mu? Birader. Gidip şu isyancıyı kesiyorsun burada, tamam mı? Vasallar olarak birbirinize yardım ediyorsunuz, sıçarım dalağınıza. Yakın saldırı. Kaos Savaşçısı, Hevesli Kaos Şampiyonu ve Kaos Şövalyeler için artı 5 yakın saldırı. Biz ne kullanıyoruz? Büyük silahlı Kaos Yağmacıları. Liderlik. Yağmacı acemi birimleri için artı 2 tecrübe. Biz bunları basıyormuşuz aslında ya. Tecrübe alalım bari, ne yapalım? Hadi bakayım gelecek tur şunlara bir vurun da gösterin günlerini. Vasallar, hadi baba. Hadi baba gir benimle beraber. Gir benimle beraber. Bak, bak uslu bir kuçu kuçu ol ve baba sözü dinle, tamam mı? Uslu bir kuçu ol ve baba sözü dinle. Hadi oğlum. Abi niye uslu bir kuçu olup baba sözü dinlemiyor? Müttefik kuvvet savaşa karşı seferber oldu. Seferber mi oldun sen? Eşgüdüm hedefe yaklaş. Eşgüdüm hedefi sil. Eşgüdüm hedefi belirle. Oho adam burada gün geçtikçe güçleniyor ya. Niye gelmiyorsun lan? Dalağına sıçtığımın bebesi. Niye gelmiyorsun? Bu geleceğiz de, gelecek de biz de bunu yeneceğiz ya. Neyse nüfus 3 oldu. Hiç bilmesem cehennem toplarını burada bok denerim. Ormanlık arazide cehennem topu deneniyor ya. Lan Kaos Lord'uyuz. Kuyruğumuzu sıkıştıra sıkıştıra kaçıyoruz arkadaş. Nasıl can sıkıcı bir şey ya. Birader selamünaleyküm. Aa, ben bir yenilgiyi daha kaldıracak vaziyette değilim bak onu söyleyeyim. O yüzden ben burayı şimdilik çevreleyeceğim. Bir yenilgi daha almak istemiyorum ben. Gerçi ordusu tırt bunun ya. Buz trolleri falan var garnizonda. Niye böyle oldu? Biz niye böyle birden güçten düştük?
Güvenemiyorum ki arkadaş, alır mıyız, alamaz mıyız bilmiyorum ki. Güvenemiyorum ki anasını satayım. Abi hızlı save alacağım. Hızlı save'den sonra kendim dalmayı deneyeceğim. Bunda yenilmesem bari. Soğuk çay ne biçim kokuyor ya? Buz trolleri varsa geri vites. Yok ya, buz trolleri falan da keseriz. O kadar sıkıntı değil. Buz trolleri falan da şey yapılır. Buz trolleri de kesilir. O kadar dertli bir şey değil. Karşıda yağmacı birlikleri var. Yağmacı birlikleri çok sıkıntı değil. Bak arka tarafında bunların bizi oklayacak üniteleri var. O mızrak atacak ünitelerini gidip tuttuk mu hallederiz bir şekilde. Gene yükleme ekranı. Maalesef, maalesef. Ya benim yapabileceğim bir şey yok. Hadi bakalım sarışın lüle lüle saçlı prens, bana hünerlerini göster. Bana hünerlerini göster, şu savaştan galibiyetle ayrılalım. Lüle lüle saçlarını büklüm büklüm kollarıma doladığım. Yine düşman ordusu yokuş aşağı olduğu için gözükmüyor. Evet. Bu Norska bölgesinde oyundan soğudum diyebilirim sanırım ya. Harbiden Norska bölgesinde oyundan soğudum. Prens. Prens'te büyü yok, bir şey yok. Hadi hayırlısı bakalım. Oo. Kardeş dalacak ordu bizik la. Dalacak ordu bizidik la. Şimdi buradaki ordu prensle beraber kafa atacak. Kurtlar da atlıları temizleyecek abi. Bu kurtlar tecrübeli. Bu kurtlarla yapabiliriz. Ay harbiden kokusu çok kötü ya. Bu soğuk çayın kokusunun bu kadar kötü olmaması lazım. Birader. Prensle beraber yürüyün. Yürüyün abi. Onlar size fokuslanacak. Biz de kurtlarla avlayacağız bebeleri. Hadi bakalım. İnşallah story bu şekilde gerçekleşir. İlerleyin. 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 Abi bebelerin lorduna doğru koşun. Atlılar siz de şuraya koşun. Hadi bakalım. Prens biraz geride dur. Biraz geride dur anam. Biraz geride dur. Daha 3 löversin yani. Tazecik, körpecik bebesin. Yazık etmesinler sana yiğidim. Yazık etmesinler sana. Avlayın birader. Avla 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 avla. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Lord'un araya dalması kadar güzel olsa keşke hep hayat. Lord'un araya dalması kadar güzel olsa keşke. Tamam, o kaçmak üzere, o kaçmak üzere. Kurtların peşine adamlar takıldı. Kurtlar peşine takılan adamları sallayacak bak burada. Salla peşine takan adamları. Salla 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 salla. Lord'un saldırı altında. Salla peşine takılan adamları. Uç buradan, uç 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 uç. Uç buradan, lordlarını tek bırakıyor enayiler. Uç uç. Uç buradan, uç buradan. Uç buradan, uç buradan. Şu salak salak mızrak atan o şeyleri abi yürü. Yürü salak salak mızrak atanlara. Heriflerin lordu nerede? Adamların lordunun nereye gittiği belli değil. Bizim kurtları fena sıkıştırıyorlar bu arada. Evet, adamların lordu kaçıyor abi. Kurtlar! Kaç, 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 kaç. Kaç, kaç. Kaç şuraya, kaç şuraya. Rotasyon yapıyorsunuz abi. Kaç, buradan direkt lorda girecekler geri. Yok edin. Siz şuraya dalın. Siz de şuraya dalın. Kurtlar kaçtı mı? Çok güzel. Var ya, kurtlar ordunun yarısını oyalıyor şu an. Kurtlar ordunun yarısını oyalıyor. Birader, gel şuraya, gel şuraya.
Koş, yorgun musun? Bir şeyin var mı? Dinç. Güzel, dinç. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel, bak. Heriflerin lordları kayboldu. Kaçıyor galiba. Bir yere mi kaçıyor? Bir şeyler yapıyor lordları. Sen yürü şunlara. Ya da şuradan gir yalan. Şuradan gir yalan herifleri. Toplanın lan savaş tazıları. Alın araya, alın araya. Alın araya. Alın araya abi. 7 bitirdi bizim çocuklar maşallah. 7 bitirdi. Yalnız düşman da bizim etrafımızı sardı gibi ha. Ne dersiniz abi? Şu an oyunum da kasıyor. Düşman da bizim etrafımızı sardı gibi. Kurtlar. Kurtlar şuraya. Kurtlar şuraya koş. Koş 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 koş. Koş 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 etraftan şey yapanları da birader yürü. Birader yürü şunları biç. Magnificent. Yürü yar şunları. Oğlum gitsenize şunlara lan. Oklatmayın işte birimlerimizi. Oklatmayın işte. Bok mu var? Oklatmayın. Lord buradayken daha bunlar savaşır. Bak bu ordu tecrübeli aga. Bu ordu tecrübeli. Bu ordu savaşır. Bu ordu savaşır. Sal şimdi şuna. Koş. Koş 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 koş. Sal şimdi şuna. Sal şimdi şuna. O kaçacak da kendini toparlayacak da sal şimdi buna. Sıktıkları her bir mühimmat için canlarını okuyacağız. Sonra rotasyon yapacağız. Bunları yiyip şunları yiyip arkadan gireceğiz abi heriflere. Arkadan Mokoko. Bu düşmanın diğer askerleri ne tarafta hiç bilmiyorum bu arada. Tamam 3 numara gel. Gel yürü 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 yürü. Yürü gir şuraya, yürü gir şuraya. Yürü gir şuraya. Sonra şuradan bir arkalayacağız herifleri. Buz trolleri de dinlenip dinlenip tekrar geliyor. Abi çocuklar dinlenip dinlenip tekrar geliyorlar ya. Az dayanın orada. Az dayanın orada. Az dayanın orada. Bitti mi? Tamam şu askerin gelmeyeceği garanti. Yürü. Yürü 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 yürü. Yürü. Yürü arkala onları. Nefesi kesilmiş. Hızlı hareket ediyor. Hızlı hareket edin. Arkalayın. Son bir kez arkalıyorsunuz abi. Son bir kez arkalıyorsunuz. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Sakin. Sakin. Son bir kez arkalayın şunları. Aslanım Lord. Sabahtır burada çarpışıyor. Aslanım Lord. Hadi bakayım. Son bir kez avlayın şunları. Helaliniz var lan. Ellemeyin dağılsınlar. Zafer kazanalım. Çığlık çığlığa kaçarken hepsini yedirteceğim ben size. Ellemeyin dağılsınlar. King 22C. Selamünaleyküm abi. İyi yayınlar. YouTube'a State of Decay çekecek misin demiş. State of Decay 2 sadece Windows 10'da satılıyor. Steam'e gelmediği için maalesef dostum. Bir de İngilizcem yok. Hikayeyi pek şey yapamayız. Anlayamayız. Lan savaşan son birimleri kimse onlara işte beyler hadi topyekün anam topyekün topyekün Lord koş. Lord koş. Lord'un yüzü gözü bezenmiş anasını satayım ya. Tam kaçmaya başladı bunlar. Beyler biraz hızlı dalın. Biraz hızlı dalın çok yorgun. Yakın muharebede birim kaybediyor. Arkadaşlar komple dalın şunları kaçırtın bak geri geliyorlar. Bak geri geliyorlar. Bu savaş çorap söküğü gibi uzayacak ya. Zafer avcunuzun içinde. Ay inşallah Kaos Victory bebeğim ya. İnşallah ya. Vicdana geliyorlar. Amına koduklarım vicdana geliyorlar ya. Vallahi vicdan yaptılar. Tekrar geldiler saldırmaya. Ben bu atıcıların hepsini kestirdiydim. Bunlar ne alemde çok yorgun. Yürüyün be. Korkaklar savaştan kaçıyor. Kim? Bizim itlerden biri. Ulan itler yürüyün lan, yürüyün lan. Abi bu herifler benim canımdan bezdirdi. Siz değil lan. Yürüyün şunlara.
Aha zafer. Analarını belleme zamanı. 3 numara. Analarını belleme zamanı. Kes 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 kes. Git şuraya. Git şuraya, git şuraya, git şuraya. Savaştan kaçmaya çalışan tonla gerizekalı var abi. Hepsi yem olacak size. Koş. Git şuraya. Herifler vicdana geldi arkadaş ya. Kesemedik elemanları ya. Yürü. Yürü. Farm 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 farm. Yürü 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 yürü. Kurtlar yürüyün abi. Yürüyün abi. Ulan Allah'tan prense iyi ordu verdik. Var ya iyi ordu vermesek yan tuttuyduk şu an ha. Yan bastıydık. Tamam çık muharebeden. Pirus zaferi. Ananın Pirus zaferi. Sana kalsa hiç kazanamam diyordun. Şu kadarcık bir ihtimal veriyordun. Aa 71 kill, 63'er kill, 72 kill. Yalnız herifler var ya az şey yapmadı ha. Döndük döndük toparlandı. Dövdük dövdük toparlandı. Adamlar dinlene dinlene geliyorlar. Bizim ordu beyaz bayrak çekiyor. Harbiden öyle ya. Birim kaybettin. Abi taşaklı ünitelerden birini kaybetmedim umarım diyecektim. Devi kaybettik. Devi kaybettik abi. Çok ilginç kokuyor gerçekten ya. 12 tane devi kaybettik. Ordunun yarısını kaybettik evet. Evet ordunun yarısını kaybettik ama yaklaşık yarım katımız bir orduya karşı kazandık ya. Sayılar aşağı yukarı denkti. Oyun otomatikte zaten ben kaybedeceğim diye bağırıyordu. Biz bir şekilde kazanmayı başardık. Allah'ım şükür. Kardeş vasal mı olacaksın ne bokum olacaksın oğul ha? Boyun eğlen. Yeni köle hoş geldin gruba. Olley be. Yeni köle be. Kardeş yeni kölenle sana mutluluklar diliyorum. Kamp vaziyeti al. Bir tane piyade bas. Malak gibi ordu kaybettin çünkü. Sana ben şunu devirme görevi verdim değil mi? Niye devirmiyorsun? Kesin lan isyancınızı. Evet şimdi ana sorun. Ana problemimiz. Kanayan yaramız. Büyük sıkıntımız. Ağzına tükürdüğümün Norska kabilesi. Yani canımdan bezdim artık yani. Harbiden canımdan bezdim artık. Nereye gitti düşman ordusu? Base'ine doğru çekiliyor. Şu araziden bir geç bakalım da geri kalanını hallederiz ya. Umarım şehre çekilir ve şehirden dışarı çıkmaz. Bu şehri kuşatıp öyle indireceğim çünkü. 9 tane vasalım var. 9'u da bir boka yaramıyor abi. Süper ya. Şurada ben bir normal save alayım. 9 tane vasalım var. 9. Ve 9'u da bir boka yaramıyor. Mükemmel değil mi ya? Cehennem toplarını falan basıp öyle bir döveceğim ki o çocuğu. Öyle bir döveceğim ki aklı şaşacak. Aklı. İlerlet bakalım turu. Norska vasal. Vasallayamadık. Son kabile hala ayakta. 9 kabileye diz çöktürdük. Sonuncusu hala ayakta. Ve insanlar kudurmaya başladı. Oo hoş geldin birader. Hoş geldin. Yok daha neler ya. Abi sen ciddisin. Sen ciddisin. Sen bir de ata kırsın biz defans yapacağız. Neyine güveniyorsun? İkinci seviye ordular. Allah'ım insanların kaoslara daldığı günü de gördük ya yani daha ben ne diyeyim ya. Oğlum harbiden insanların vasal adam
Nasıl vasal? Vasal oldu adam. Lan Norska vasal olmadı. Vrak vasal oldu. Manyak mısınız? Varg vasal oldu işte. Az önce vasalladık. Norska vasal mı oldu? Döveceğim dediğin adam senin vasalın. Abi bu herif vasala gelmedi. Ciddi misin sen? Yeni vasalın oldu. Ha tamam. Tamam. Alper Kerim, kırmızı yeşil renk kör olduğumu ehliyet sınavında fark ettim. Yani hoca ehliyet için şey yapıyordu. Test yapılıyordu sağlık ocağında. Orada fark ettik. Yalan mı söyleyeceğiz be ya? Doğru diyorsun, doğru diyorsun da. Ne bileyim. Niye vasala geldi peki? Geçmiş olsun, çok vuracak onlar. Abi atlılarının hızıyla bizim köpeklerin hızına bağlı ya. Bizim savaş tasaları da inşallah birazcık hızlıdır yani. Azıcık bacakları vardır diye umut ediyorum. Şimdi düşman ordusu şurada. Diğer düşman ordusu nereden gelecek? Bir takviye gelmeyecek mi bunlara? Bunlar bize gelecek takviye kuvvet değil mi? Varg. Bunlar düşmanın kuvvetleri. Düşmana buradan takviye gelmeden hemen kafasına binsek. Nasıl fikir? Nasıl fikir? Düşmana takviye gelmeden kafasına binsem. En baba nereye konumlanılıyor ki? Gözüm görmüyor ki. Şura mı? Yok. Bizde en baba nereye müsaade ediyor? En baba buraya müsaade ediyor. Hayallerim yıkıldı. Lord'u 2'ye alayım da 3. Abi direkt rushlayacağım. Direkt rushlayacağım. Direkt rushlayıp kafasına vuracağım. Koş. Ana düşman kuvveti nerede lan? Onu görmedim ben. Ya ana düşman kuvveti bu. La ana düşman kuvvetini salla. Ana düşmanlarda hiçbir şey yok. Koş. Koş, iki kuvvet buluşamadan koş. Abicim koşar mısınız? Yol boyu birazcık koşun, bir şey olmaz. Azıcık koşsanız hiçbir şey olmaz. Düzen müzen alamasınlar. Azıcık koşun abi. Azıcık koşun, hiçbir şey olmaz. Arkalanacağız galiba, pestil olacağız ya. Abi içimden bir ses pestil olacağız diyor. İçimden bir ses pestil olacağız diyor. Koşuş haliniz bu mu lan sizin? Tüfeklilere. Koşar adımınız bu mu lan? Abicim koşar adımınız bu mu ya? İnanılmaz, bizim köpekler raşladı da daha bebeler gelemedi. La koşun la. O kadar hatalı hamle yaptım ki şu an harbiden. Şuradan bir ayrılsana köpek. Köpekler şuradan bir çık. Köpekler şuradan bir çık. Çık oradan. La çık oradan la, bir çık la ha. Bir çık. Lan çık lan. Ana. Arkalandık da. Hadi hayırlısı. Abi arkalandık. Bir şeyler oldu. Herifler tüfeklerle ateş ediyor. Ben bu savaşı hala alabileceğimize inanıyorum ilginç bir şekilde. Ne ilginçtir ki ben hala savaşı alabileceğimize inanıyorum. Kanser gaming ya. Bizim destek nerede?
Hareket etmeye bile tenezzül etmiyorlar. Nice destek ordusu. Hareket etmeye bile tenezzül etmiyorlar. Abi köpekler bir ayrıl. Baba bak bir ayrıl. Baba ne olur bir ayrıl bak. Sana ihtiyacım var bir ayrıl la. La bir ayrıl la. Arkadaşlar şu mekana gelir misiniz? Bir ayrıl köpek bir ayrıl. Ayrıl. Heh. Şu atlıların üstüne heriflerin milileri yok raşla. Beyler hadi beyler hadi hadi anam hadi. Oo bunlar da herifin şey orduları. Maşallah adamların lordu mızraklılarıyla yanaşmış. Abi atlıların hızı daha hızlı. Ben nasıl keseceğim bu atlıları? Atlılardan nefret ediyorum. Özellikle atlı okçu olanlardan. Atlı okçu olanlardan iğreniyorum abi. Atlı okçular gerçekten çok tiksinçler ya böyle. İyi oyunlar, iyi oyunlar, iyi oyunlar. Teşekkür ederim, iyi oyunlar. Acaba yani müttefik ne zaman desteğe gelecek? Yahut desteğe gelecek mi? Yahut biz bu savaşın üstesinden gelebilecek miyiz? Atlı tüfekliler yakalanmıyor çünkü. Şu an Lord bile bizimkilerin üstüne geliyor. Acaba cephaneleri biter mi? Tüm cephaneleri bittiğinde acaba bizimkiler sağ kalır mı? Bunlar aklımda deli sorular. Desteği önceden kullanacaktın, çok bekledin. Kardeşim galiba psikopatsın ya da psikopat taklidi yapıyorsun. Biraderim, bu ordu benim emrimde değil. Tamam mı? Bu ordu bağımsız. Vasalının ordusunu sen kontrol edemezsin. Bu ordu bağımsız. Adamlar ne zaman isterlerse o zaman desteğe gelirler. Anladın? Ben çok erken daldım şey yaparım diye, hallederim diye. Çok erken daldığım için olmadı. Desteği kullanacaktın ya. Kullanalım da adamları ben kontrol etmiyorum ki. Destek savaşa girmeden nasıl hasar yedi? Onu ben bir bilsem. Kardeş bir saniye ya, şunun lordunu bir sıkıştırsanız ha. Adam gerizekalı gibi 7 tane kurt birliğinin arasına lord atıyor. Korkaklar savaştan kaçıyor. Ay ben sizin evinizi. Sıkıntı yok kankacığım, sıkıntı yok. Da destek benim kontrolümde değil. Onu şey yapmaya çalıştım yani, dile getirmeye çalıştım. Da yine de durum umutsuz değil söyleyeyim yani. Bu ana lord. Ana savaş lordu. Ana savaş lordu düşerse hallederiz. Buradakiler de iyi direniyor. Çok pis kayıp vereceğiz var ya. Çok pis kayıp vereceğiz ya. Bayraklar da birbirine çok yakın. Şunlar daha yardıma bile yeltenmedi ya. İnanılmazlar ya gerçekten. Lord ne yaptı? Moruk harbiden o kadar birlikle kapışabiliyor mu bu Lord ya? Adamlar artık kılıç çekti. Beyler ölümüne kovalayın diyeceğim de zaten öldünüz herhalde ya. Şuna bak ya, bizimkilerin korkaklığına bak ya. Düşman müttefiklerimize saldırıyor. Ben sabahtır ne yapıyorum acaba? Benim ordularım sabahtır burada acaba kime karşı götlerini savunuyor? Çok harika ya. Beyler hadi siz tekrardan cesaretinizi toplar gelirsiniz la. Arkadaşlar cesaretini toplayan şu Lord Lavuğ'una saldırabilir mi? Şu an düşman lordu tek başına bu arada bizim bütün gruba şey yapıyor ya, dağıtıyor ya. Kaç leverse eleman. Destek ordusu sattı. Allah'ım! 5. günün şafağında doğudan gelen destek. Büllüğümü yediğime bak la, kalkanı kaldırmış geliyor la. Ha la bu bizdenmiş.
Niye daha önce gelmediniz lan? İlle küfür mü edeyim lan? İlle söveyim mi lan? Bir saniye. Şimdi kaçan orduları ya da sıçarlar ya, ne yapacağım? Kati zafer aldım bu arada. Kati zafer aldım. Arkadaşlar, bizim lord tek başına 112 kill alırken düşman lordu tek başına 59 kill almış. Müttefik kayıpları 0. 5 kişi ölmüş. O da herhalde tansiyonu düştü. Tek başıma girdim vs attım lan. Lannister RP'si yaptılar yemin ediyorum. Çok fenaydı ya. Bu arada Lannister bilmiyorum kanka. Game of Thrones yok bende maalesef. Film senaryosu gibi bizim ordular dağıldı. Savaşın sonunda geldiler. Harbiden ya. Harbiden ya. Birim kaybetmeden kazandın. Abi, burada birim kaybetsem de yapabileceğim hiçbir şey yok. Şu savaşa bir baksana, gözünü seveyim. Destek taşıdı değil mi? Kesinlikle, kesinlikle abi. Destek ordusu taşıdı ya. Samet'e anime diyeceğim. Bir onu biliyor. Ya bak, şeyi de iyi bilirim. Normal çizgi filmleri de iyi bilirim. Hani Dexter'ın laboratuvarı vardı bir aralar. Bilmem hiç izlediniz mi? Bir tane yok. Dexter'ın laboratuvarını harbiden hatırlamıyorum lan. Bir tane çatlak kız vardı, gelip bütün bunun bilimsel eşyalarını falan dağıtmaya çalışıyordu. Sonra dahi çocuk Jimmy Neutron, Johnny Bravo, Samurai Jack. Ben çizgi film adamıyım abi. Ahmet abi alma. Ben bu oyunu multi oynamam. Oyun güzel. He, Pembe Panter, Pembe Panter yaşa hocam. Tom ve Jerry, Pembe Panter. Ya bu arada normalde parayı alırım da sırf itliğini öldüreceğim ya. Madem 133 esir yakalamışız, itliğini öldüreceğim abi. Siz misiniz lan benim canımı yakan? Heh, daha iyi siktirin gidin şimdi buradan. Cartoon Network keyfisi. Aynen aynen, Cartoon Network keyfisi ya. Cartoon Network mükemmeldi. İsyancılarla çarpışan başka bir ordu var. Şimdi siz diyorsunuz ki bana, bu çocuk senin vasalın oldu. Harbiden vasalım olmuş lan. Abi o zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Bu bebeler benim vasal olduğuna göre artık benim tüm Norsk'a vasalım. Yani baktığınız zaman 4 oğlum 10 tane vasalım var la galiba. He la. 10 tane vasalım var. 10. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Güruh'tan geliyoruz baba. Buradan fırını basıyoruz. Tamam mı? Buradan bu basılıyor. Buradan bu basıldıktan sonra nüfus kaç? Fazla nüfusum var mı benim? 3 tur sonra tamam. Bunu basıyoruz. 3 tur boyu ilerliyoruz. 3 tur sonra cehennem topunu basıyoruz. Adamlara dayamaya başlıyoruz. Bitti. Olay bu. İnsanlara dayamaya başlayacağız abi. Bizim buradaki ordu ne alemde? Canları yandı tabi haliyle, canları yandı. Ama Lord var ya Lord. Lord harbiden burada yeteneğini gösterdi hocam. Lord harbiden yeteneğini gösterdi. Daha nasılsın ağlama gaming? Abi düşmanın eline verdim, mutluyum. Bazıları gibi çok konuşup işlevsizlik yapmıyorum. İşlevimi de yerine getiriyorum. Kazandık dediysek kazanıyorum. Kaybettik dediysek kaybediyorum. 20'ye tek vs attık diye lagaluga yapıp oyunda elime alıp çıkmıyorum. Öyle söyleyeyim yani. Acerer o zaman şöyle özetleyeyim. Lannister zafer garanti olunca kendi tarafındaki adama sapladı abi. Yani beleşçi, otlakçı. Anladım. 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 Süper.